İyi bir fiziksel aktivite, özellikle yürüyüş, bisiklete binme, tempolu yürüyüş, bunların hepsi sağlıklı yaşam için çok önemli. Sağlıklı ve iyi yaşamak, uzun yaşamak da stresi yönetebilmekle bir ölçüde orantılı. İyi bir sosyal ağ içinde olmak, sosyal ilişkiler içinde olmak da uzun ve sağlıklı yaşam için kritik. Merhaba, ben Dr. Funda Orakdöğen, iç hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını anlatacağım. Sağlıklı yaşam hem fizik hem de mental olarak iyi bir hali temsil eder. Şimdi biz sağlıklı yaşam için bir takım önerilerde bulunuyoruz hekim olarak. Bu önerileri çoğunlukla geçmiş yıllardan tecrübelerimiz, bir takım araştırmaların sonucuyla söylüyoruz. Burada en önemli sağlıklı kalmanın yolunun iyi bir beslenmeden geçtiğini hepimiz biliyoruz artık. İyi bir beslenme nedir aslında? Dengeli ve sağlıklı ürünleri tercih etmek. Burada yapılmış pek çok çalışmada Akdeniz mutfağının sağlıklı kalmak için çok önemli bir yol olduğunu göstermiş. Akdeniz mutfağı neden diğer besin seçeneklerinden, beslenme tiplerinden daha üstün? Çünkü içinde bol taze sebze meyve var, tahıllar var, kuru baklagiller var, tohumlar var, omega 3 kaynağı, balık var, zeytinyağı var. Sağlıklı yaşam için beslenme kadar fiziksel aktivitenin de önemi çok önemli. Artık bu da şüphesiz bütün çalışmalar göstermiş. İyi bir fiziksel aktivite, özellikle orta düzeyde yürüyüş, bisiklete binme, tempolu yürüyüş, bunların hepsi yüzme, sağlıklı yaşam için çok önemli. Sağlıkla yaşamak istiyorsak o kadar aktif yaşantının içinde olmamız gerekiyor. Fiziksel aktivitenin dışında gece düzenli uyku bizim sağlıklı yaşamımız, bağışıklık sistemimiz için de çok önemli. Düzenli uyku aldığımız zaman sabah dinç ve enerjik kalkarız. İyi bir uyku bizim için çok önemli. Yeterli sıvı almak, yeterli su içmek, dengeli beslenmek, yürüyüş, iyi uyku kadar önemli. Peki bunların dışında stresten korunmak çok çok önemli. Eğer stresimizi kontrol altına alamazsak, duygu dünyamızı kontrol altına alamazsak yaşadığımız stres bizde kronik hastalıklara yol açabilir. Sağlıklı ve iyi yaşamak, uzun yaşamak da stresi yönetebilmekle bir ölçüde orantılı. Peki bunların dışında İyi bir sosyal ağ içinde olmak, sosyal ilişkiler içinde olmak da uzun ve sağlıklı yaşam için kritik. Pek çok çalışma yapılmış, insanlar bakılmış, incelenmiş, bazı dünyada blue zone'lar var. Bu insanlar 90-100 yaşlarına kadar sağlıkla ve keyifle yaşamışlar. Bu araştırmaların sonunda görmüşler ki sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, düzenli uyku kadar sosyal ilişkilerin de çok iyi olması çok önemli. İnsanlarla, ailelerle, dostlarla birlikte olduğumuz zaman daha sağlıklı, daha mutlu oluyoruz. Bu da çok önemli. Tabii ki bazı kötü alışkanlıklardan uzak durmak, sigaradan burada bahsetmemek mümkün değil. Çünkü sigara içmek ve alkol kullanmak sağlığımızı olumsuz etkileyecektir. Sağlıklı ve uzun, güzel yaşamak istiyorsak bazı kötü alışkanlıklardan da uzak durmamız gerekiyor. Yani iyi besleneceğiz, yeterli fiziksel aktivitemizi yapacağız, iyi bir uyku, bol sıvı alacağız ve sosyal ilişkiler içinde olacağız insanlarla, sevgiyle. İyi düşüneceğiz, pozitif düşüneceğiz, stresimizi kontrol edeceğiz. Bütün bunlar sağlıklı ve iyi yaşamanın, uzun yaşamanın sırları aslında. Pek çok vitamin desteğinden daha önemlisi aslında. Birçok çalışma dediğim gibi uzun yaşayan insanlara bakıldığında sürekli supplement, vitamin alan insanlar değil. Bazı kritik şeylere dikkat ettiğimizde hepimiz için bunlar geçerli olacak. Yani hem iyi yaşayacağız hem uzun yaşayacağız, mutlu yaşayacağız.
bluzonla ilgili araştırmalar var. Dünyanın uzun ve sağlıklı yaşayan bölgelerine bakmışlar. İkaria diye Yunanistan'da bir bölge var. Bu bölgede insanlar yaşlanıyor, 100 yaşına geliyor ama bunamıyorlar biliyor musunuz? 100 yaşına kadar ayaktalar. Peki demişler ki, gitmişler incelemişler araştırmalar. Bu insanlar ne yapmışlar da 100 yaşına kadar, 100 yaşına kadar gelmişler ve sağlıkla hayatta kalabilmişler? Bakmışlar ki hem sağlıklı besleniyorlar, olabildiğince sebze tüketiyorlar, tohum, tahıl bunları kullanıyorlar. Tabii ki eti çok fazla tüketmiyorlar, beyaz et, balık tüketiyorlar, bol sağlıklı sebze ürünlerinin dışında. Tabii ki bunların işte tüm diğer yiyecek parametrelerini minimal kullanıyorlar ama en önemlisi sürekli hareket halindeler. Hepsinin bahçesi var. Bütün genci yaşlısı bahçeyle uğraşıyorlar. Sosyal ilişkileri çok güçlü. Komşuluk çok iyi gelişmiş. Bir komşu bir gün çıkmadığı zaman diğer komşu sana ne oldu diye gel hadi bizimle bize dahil ol diye kapısını çalıyormuş. Yani sosyal hayatın içindelermiş. Bu bölge insanlarının hepsi de keyifli yaşıyor. Yine bir bölge Japonya'da Okinawa diye bir bölge. Bu bölgede de insanlar çok uzun yaşıyorlar ve çok sağlıklı yaşıyorlar. Aynı şekilde burayı da incelemişler. Bakmışlar ki bu insanlar hani ne yiyor ki bu kadar uzun yaşamışlar? Bakmışlar ki bu insanlar da hani sebze ağırlıklı, ot ağırlıklı besleniyor. Yani biraz sebze, taze sebzeyi tüketmek sağlıklı yaşam için çok kritik. Burada da eti çok fazla kullanmıyor bu halk. Yine Japonya'daki bu Okinawa halkı ama sürekli hareket halindeler. Yine sosyal ilişkileri çok güçlü, sosyal bağları çok güçlü. O yüzden ileri yaşlara kadar aktif hayatın içinde kalıyorlar. Yani iyi bir beslenme, fiziksel aktivite de gerçekten çok önemli. Ruh sağlığımızı korumak, stresten uzak durmak. Stresten uzak durmak ne demek? Vücudumuzun bazı hormonları var. Stresle birlikte yükselen işte adrenalin, kortizol gibi bu hormonlar vücudumuzun bir takım hastalıklar üretmesine sebep oluyor. Stres hormonu. Bunu ne kadar kontrol altına alırsak, stresimizi ne kadar iyi yönetirsek kronik hastalıkların da önüne geçmiş oluruz aslında. Duygu dünyamızı kontrol edeceğiz, iyi besleneceğiz, fiziksel aktivite yapacağız. Kötü alışkanlıklardan mümkün olduğunca uzak duracağız. Sigara ve alkol kesinlikle hayatımızın içine dahil etmeyeceğiz. İyi bir uyku çekeceğiz ve doğru pozitif düşüneceğiz. Pozitif düşünme o kadar önemli ki eğer sağlıklı ve iyi yaşayacağınıza inanıyorsanız, bunun için de gerekeni yapmışsanız zaten sağlıkla ve iyi ve uzun yaşamış olacaksınız. Size sağlıklı ve uzun yaşamın püf noktalarını anlattım. Sizden şimdi gelen sorular var, onları yanıtlayacağım. Bu sorunuzu şu şekilde cevaplayabilirim. Herkesin vitamin ihtiyacı değişir. Kişiden kişiye, yaşa, cinsiyete, mevcut hastalıklarına, mevcut fiziksel aktivitesine göre değişir. Yani herkese al bu vitamini kullan diyemeyiz. Bunu ancak hekim muayenesi ve yapılan tetkiklerle eksikliğe göre hekim belirler. Ama şunu söyleyebiliriz çok rahatlıkla. D vitaminini herkesin kullanması gerekir. D vitamini ancak vücudumuzun güneş ışığı tenimize değdiğinde üretebileceği bir hormon olduğu için ve dışarıdan alımı da besinlerle takviye olarak alımı da çok kısıtlı olduğu için D vitaminine güneşlenmediğimiz günlerde yaklaşık kişiden kişiye değse de yetişkin bir insanda 1000 ünit ile 2000 ünit arasında alabiliriz. Bunun dışındaki vitaminleri ancak ve ancak doğru hekim muayenesi ve tetkikleri sonucunda yazılıp kullanabilirsiniz. Yani kafamıza göre vitamin takviyesini ben önermiyorum. Sağlıklı beslendiğimizde, dengeli beslendiğimizde, tüm besin seçeneklerini doğru aldığımızda yeterli elementleri, mineralleri, vitaminleri, yeterli aminoasitleri zaten alıyoruz. Bunlar için ekstra bir takviyeye ihtiyacımız çoğu zaman yok. Eğer özel bir sağlık sorunumuz varsa
diyabet gibi, kronik hastalıklar gibi, yaşla ilgili yani ileri yaşa bağlı sorunlarımız varsa, emzirme ve gebelik durumlarında, o zaman vitamin ihtiyacı arttığında, enfeksiyonlarda, bağışıklık sistemimiz düştüğünde, o zaman vitamin ihtiyacı artacağı için, bunu ancak yine hekim belirleyeceği için bu vitaminleri hekim desteğiyle, hekimin yazdığı reçetelerle kullanabilirsiniz. Bunu söylemiştim başta, sağlıklı yaşam için, uzun yaşamak için sağlıklı beslenme, iyi bir egzersiz, fiziksel aktivite çok önemli. Sosyal hayatın içinde olmak o kadar önemli ki. Mesela dans edebiliriz. Hem de bir grup halinde dans etmek çok daha ilerleyen yaşlar için zihin açısından çok faydalı olduğu tespit edilmiş. Zaten dans ederken bir takım hormonlarımız, stres hormonlarımız azalıyor. Beyin biyokimyamız değişiyor. Serotonin yükseliyor, dopamin, endorfin yükseliyor. Bunlar mutluluk kimyasalları, beyin mutluluk kimyasalları. Hem mutlu oluyoruz duygusal olarak, sağlıklı hissediyoruz. Hem de zihin çalışıyor. Bakın bir dans öğrenirken yanınızdaki, sağınızdaki, solunuzdaki nasıl hareket ediyor? Ona uymaya çalışıyorsunuz. Motor koordinasyonunuz, denge sizinle birlikte dans ederken gelişiyor. Aslında hem kendinizi eğlendiriyorsunuz hem de sağlıklı kalmanın bir yolu olmuş oluyor. Dans edin derim. Müzikle dans edin. Genetik aslında çok önemli ama bir yere kadar. Bizim aileden gelen genlerimiz bize bir yere kadar taşır ama çevresel faktörler ve bizim yaptıklarımız çok daha önemli. Siz iyi genlerle doğmuş olabilirsiniz, sağlıklı genlerle doğmuş olabilirsiniz ama yanlış seçimler, yanlış kararlar sizin sağlıklı yaşamanızın önüne engel olabilir. Ya da sağlıklı olmayan anne baba bireylerden doğmuş olabilirsiniz ama çok sağlıklı seçimler yaparak son derece sağlıklı ve uzun yaşayabilirsiniz. Genetik bir yere kadar önemli ama sizin yaptıklarınız, hayatınızın kontrolü sizin elinizde. Sağlıklı ve uzun yaşamak için biz ne yapıyoruz çok önemli. Genetik faktörler bir yere kadar önemli olsa da asıl önemli olan biziz. Biz ne yaptık, neler tercih ettik? Yaşantımızın kontrolü bizim ellerimizde. Doğru seçimler yaparak doğru şekilde sağlıklı ve uzun yaşayabiliriz. Kontrol bizde. Sizlere sağlıklı ve uzun yaşamın püf noktalarını anlattım. Hepinize sağlıklı, güzel, uzun bir ömür diliyorum.